Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlangıç seviyesinde bir okuma parçası çalışması yapacağız. Parçamızın adı The Beetle, A Legend on Wheels. Bir Beetle arkadaşlar böcek demektir. A Legend on Wheels da tekerlekler üzerindeki efsane. Legend efsane demektir biliyorsunuz. One of Hitler's dreams was to increase the number of car owners in Germany. So he employed Dr. Ferdinand Porsche, the well-known constructor, to design an affordable and reliable car for the people. Hitler'in hayallerinden birisi was to increase, arttırmaktı. Neyi arttırmaktı? The number of car owners in Germany. Almanya'daki araba sahiplerini miktarını arttırmaktı. So he employed, o işe aldı. Employ, işe almak, iş vermek demektir. Doktor Ferdinand Porsche'yi görevlendirmiş bu konuda. Yani iş sahibi yapmış bu konuda. The well-known constructor. Bu kişi de çok iyi bilinen bir mühendismiş arkadaşlar. Normalde constructor inşaat mühendisi anlamında kullanılır arkadaşlar. Ama burada bir mühendisten bahsediyor. To design an affordable and reliable car for the people. Ne için görevlendirmiş? İçin işe almış? To design diyor. Tasarlaması için. Bütçeye uygun, affordable bütçeye uygun ve güvenilir, reliable güvenilir. Güvenilir arabalar tasarlaması için, insanlar için güvenilir ve bütçeye uygun arabalar tasarlaması için işe almış. Heider and Porsche often had arguments. Heider ve Porsche sıklıkla tartışırlardı. Argument tartışmak demek. Tartışırlardı. But Porsche was afraid of him. Fakat Porsche ondan korkardı. So he stayed in the project and continued his work in the Wolfsburg car factory. Bu yüzden o projede kaldı ve kendi işini Wolfsburg car araba fabrikasında çalışmaya devam etti. Yani işine nerede devam etmiş? Wolfsburg car factory'sinde devam etti. In 1938, the factory produced the first cheap car for the people. 1938 yılında fabrika üretti. Neyi üretti? İlk ucuz arabayı. Kim için? For the people. For the people gördüğünüz gibi halk için arkadaşlar. It included all the characteristics that Hitler ordered. O Hitler'in emrettiği şekilde bütün karakteristikleri yani özellikleri içeriyordu. Include içermek demektir. The engine was at the back of the car and it had a quite a specific shape. Motor arabanın arkasındaydı ve o quite a ifadesi arkadaşlar oldukça çok anlamında yani biraz özelliğini artırmak için kullanılan ve edebiyat dilinde kullanılan bir ifadedir arkadaşlar. Oldukça spesifik bir biçimdir, şekildir. Şekle sahipti anlamında kullanılıyor. It was very round and it looked like an insect. O yuvarlak, çok yuvarlaktı ve bir böceğe benziyordu. Bir böcek gibi görünüyordu. That was the reason why it was called beetle. Onun sebebi de, bu nedenle de, that was the reason, bu nedenle de, it was called beetle. O bir böcek olarak, beetle olarak isimlendirilmişti. Güzel bir kalıp gördük arkadaşlar. That was the reason. Reason'ı nitelemek için de why kullanıyor arkadaşlar. İki cümleyi birbirine bağlıyor. That was the reason why. Bu yüzden de o bir böcek olarak anlıyordu. During World War II, the Germans used the Wolfsburg car factory to make all-terrain cars
Cobble Wagons and Airplanes for the Army. İkinci Dünya Savaşı boyunca Almanlar Wolfsburg araba fabrikasını ne için kullanmışlar? To make all terrain cars. Yani her araziye uygun all terrain cars, her araziye uygun arabalar yapmak için. Bunun ismi de Cobble Wagons'mış. Ve arabalar ve Airplanes for the Army. Ordu için her araziye uygun arabalar ve uçaklar yapmak için kullanmışlar. However, as soon as the war ended, gene de savaş sona erer ermez, as soon as burada yapar yapmaz anlamında kullanılıyor. Savaş sona erer ermez, Beetle production started again and the Beetle immediately became even more popular than Ford's Model T. Beetle üretimi başladı, tekrar başladı and Beetle hızlı bir şekilde, immediately hızlı bir şekilde aniden Ford Model T'sinden daha popüler oldu. The great success started with the imports of Beetles to Holland in 1947. Büyük başarı başladı. Ne ile birlikte? Import, ithal etmek demektir arkadaşlar. Beetles'ların ithaliyle nereye? Hollanda'ya 1947 yılında ithaliyle başlamış. By 1972, the total number of Beetle cars produced had increased to over 15 million. 1972'ye kadar the, burada by ifadesini yılla birlikte kullanınca 1972'ye kadar ifadesi anlamı alıyor. Bu cümlede bu anlamı alıyor arkadaşlar. The total number of the Beetle, yani Beetle'ın tüm toplam numarası, miktarı araba Beetle car'larının, yani Beetle arabalarının toplam miktarı, yanında da bir tane produced var. Buradaki ifade ne demektir arkadaşlar? Which are produced anlamında. Yani Beetle arabalarının, üretilmiş olan Beetle arabalarının toplam miktarı oldu şimdi. Had increased to, arttı, yükseldi. Nereye kadar? 15 milyondan fazla. 15 milyonun üzerine kadar çıkmış arkadaşlar. Then sales started to go down. Sonradan satışlar, sales satış demektir. Satışlar aşağı düşmeye başlamış. Because the Beetle was still a 1940s design. Çünkü Beetle hala 1940'ların dizaynını, tasarımını kullanıyordu. Although there were some small changes in the engine. Although, rağmen demektir arkadaşlar. Neye rağmen? There were some small changes. Küçük değişiklikler vardı. Motordaki küçük değişikliklerine rağmen Beetle hala 1940'ların dizaynını kullanıyordu. In the end, the Beetle lost the war against technology. Sonunda Beetle teknolojiye karşı savaşını kaybetti. In 1974, the new Golf model replaced the Beetle in the Wolfsburg car factory. 1974 yılında yeni Golf modeli Beetle'ın Wolfsburg car araba fabrikasındaki yerini almış oldu. Replaced, yer değiştirmek demek. Yani yeni gelen hangisi olmuş burada replaced derken arkadaşlar? Golf modeli olmuş. Golf modeli Beetle'la birlikte yer değiştirdi diyor yani. The car designers decided to make a car completely different from their original Beetle model. Car, yani araba tasarımcıları karar verdiler. Neye? Make a car, bir araba yapmaya, completely different from their original, tamamen farklı, neyden? Original
yani orijinal Beetle modelinden farklı. In 1975, Volkswagen introduced this new Golf in the United States where it was called the Rabbit. 1975 yılında Volkswagen introduce birisini tanıştırmak demektir arkadaşlar. Tanıtımını yaptı yani. Introduce this new Golf in the United States. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni Golf'ün tanıtımını yaptı. Where it was called the Rabbit. Yani burada da burada where'le birlikte nerede olduğunu anlatıyor. Orada da yani Amerika Birleşik Devletleri'nde de o Rabbit olarak isimlendiriliyordu. Over the years, yıllar sonra, yani yıllar üzerinden geçtikçe, the Germans produce many models of Volkswagens. Almanlar çok Volkswagen modelleri üretti. Using the Beetle and Golf as a starting point. Beetle ve Golf'ü bir başlangıç noktası olarak kullanarak, şeklinde kullanarak. And including many other concepts and standards. Ve çok diğer konseptleri ve standartları içerecek şekilde ne yapmışlar? Produce many models of Volkswagen. Yani çok Volkswagen modelleri üretmişler. These were produced in Emden, Osnabrück, Wolfsburg and other German cities. Bunlar Emden bölgesinde, Osnabrück bölgesinde, Wolfsburg bölgesinde ve diğer Alman şehirlerinde üretildiler. Today, many people say that Volkswagens are among the most comfortable and powerful cars in Europe. Bugün çok insan şunu söylemektedir ki Volkswagenler en rahat ve kuvvetli arabalar arasındadır. Nerede? Avrupa'da. Among çok şey arasında ifadesinde kullanılır. Arasında anlamına gelir ama ikiden fazla şeylerde kullanılır among. Between neydi? İki şey arasında kullanılırdı. The production of the Beetle in Germany ended in 1978. Beetle'ın üretimi 1978 yılında sona erdi. However, in the early 1980s, there were still millions of Beetles on the road. Gene de 1980'lerin ilk yıllarında, early 1980 demek arkadaşlar, 1980'in ilk yıllarında, late 1980s, 1980'lerin son yıllarında anlamında kullanılıyor. Burada ilk yıllarında diyor. Hala yollarda, on the road, yollarda milyonlarca Beatles vardı. People formed Beatle clubs all around the world thinking that it would never disappear. İnsanlar formed the Beatle clubs, yani şekillendirdiler, yaptılar. Beatle kulüpleri yaptılar. Nerede? All around the world, dünyanın her yerinde. Neyi düşünerek? Thinking that, şunu düşünerek, o hiçbir zaman gözden kaybolmayacaktı. Yani unutulmayacak, unutturmayacağız onu demek istiyorlar. Around 1990, there were fewer Beatles on the road. 1990'lar civarında yollarda daha az, yani artık hemen hemen hiç görünmeyecek şekilde Beatles'lar varmıştı. Olmaya başlamış. Yani daha az, çok az olduğunu vurguluyor. Today, it is almost impossible to see the Beatles in the streets. Bugün caddelerde Beatle'ı görmek hemen hemen imkansızdır. But the owners of the few remaining Beetle models still try to keep their small cars in the best possible condition. Fakat çok az kalan Beetle modelleri sahipleri, the owners of the few remaining. Few remaining demek arkadaşlar, çok az kalan, geride kalan. Remain, geride kalmak demek. Çok az geride kalan neyin? Beetle modellerinin çok az geri kalanlarının sahipleri still, hala, try to keep their small cars.
kendi küçük arabalarını in the best possible condition, mümkün olan en iyi durumda korumaya çalışıyorlarmış arkadaşlar. They enjoy driving the Beetle. Onlar Beetle'ı sürmekten hoşlanıyorlar. Because it has a history behind it. Çünkü arkasında bir tarih yatmaktadır. This makes it very special for them. Bu onları neyi? Beetle'ı, onu, Beetle'ı onlar için, kendileri için özel yapmaktadır. Evet arkadaşlar, burada okuma parçamızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hikaye modunda okuduğunuz her şeyde arkadaşlar, kelimeler ve gramer yapıları daha akılda kalıcı oluyor. Sizden en büyük isteğim arkadaşlar, bunları tekrar tekrar benle birlikte açıklama olarak bir defa okumanız. Bu birinci kuralımız. İkincimiz de arkadaşlar, bu çalışma yaptıktan sonra birkaç tekrar bunu dinledikten sonra arkadaşlar, ikinci yapmanız gereken de sesi kısıp bunu kendi kendinize video oynarken veya durdurabilirsiniz de. Bunu ne anladıysanız onu kendi kendinize anlatmanızdır arkadaşlar. Burada aklınıza geldi mesela bu bölümde Almost Impossible bölümünü anlamadınız. Hemen orada açacaksınız ilgili bölümde ne anlattıysak arkadaşlar onu hemen yerinde tekrar zihninize yerleştireceksiniz. Böylece anlamadığınız yerleri azaltmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir tekrar veya iki tekrar yaparsınız arkadaşlar. Göreceksiniz ki parça bir süre sonra sizin zihninize ezber yapmadan kazınmış olacak arkadaşlar. Bu da neyi sağlayacak size arkadaşlar? Bilginin tamamen zihninize yerleşmesini sağlayacak. Bunu yaptıktan sonra da kendi kendinize konuşma tarzında bir paragraflık, 3-5 cümlelik ifadelerle buradan ne anladığınızı kendinize anlatırsanız arkadaşlar, konuşmadan da yararlanmış olacaksınız. Bunların hepsini tabii ki üst üste bir saat içinde yapmayacaksınız. Kendinize 15'er dakikalık, 20'şer dakikalık bloklar halinde çalışmaları yaparsanız, güne yayarak yaparsanız bunun hem bütün gününüzü almayacağını hem de çalışmadan en maksimum verim alacak şekilde olmasını sağlamış olursunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.